Herkese yeniden merhabalar. Ben Alef Ekin 17. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi markete Çiğdem'in beyazı fenek geldi. Ve benim de gördüğünüz gibi şurada 800 kredim var. Ve burada 800 krediye satılıyor. Bunu neredeyse bedavaya aldım ve bu videoyu yapmak için çok trade yaptım. Bu arada şöyle bir şey var. Kendisini çok seviyorum. Emeğini alıyor yani. Karşılığını alamıyor. Emek veriyor ama karşılığını alamayan Aydın İgal Gezer diye bir tane kanal var. Bu kanalın içerik üreticisi kodu da bu arada Aydın İgal arkadaşlar. Onu da ben destekliyorum. Yani o yüzden şimdi feneyi alırken onu şu kenardan destekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu feneyi alacağız. Yani gerçekten mükemmel bir fenek. Bir tane de birebir maç yapacağız. Hemen alıyorum. Ve alıyorum ve aldım. Çiğdem'in beyazı fenek karşınızda. Evet arkadaşlar, arabamı özelleştirdim. Şu şekilde bir tane feneğim oldu. Gövde olarak zaten videomuzun formatı Çiğdem'in beyazı fenek. Çıkartma olarak avcı kadın. Boya olarak da bu renk, bu kırmızı. Diğeri de tamamıyla beyaz, yani normal beyaz. Diğer mavi arabamızda da şu renk arkadaşlar. Diğeri de yine beyaz. Çünkü arabamız beyaz. Çiğdem'in beyazı. Şeyde kullandığım tekerler Cristiano arkadaşlar. Mavi arabamda kullandığım tekerler Cristiano. Ve şeyde kullandığım Cobalt demeyeyim de Crimson, yani Yakut arabamda da tam olarak Yakut değil. İşte turuncu arabamızda ise woofer var, Çiğdem'in beyazı. Roket desteği olarak ikisinde de muson var, Çiğdem'in beyazı. Başlık kullanmıyorum, anten de kullanmıyorum. Boy patlaması olarak quadro kullanıyorum. Quadro'luk. İz olarak da Hexworth 3 kullanıyorum. Ve yaygın motor sesi olarak da adını unuttum. Dominus işte. Şimdi birebir maçımı açıyorum. Evet arkadaşlar, maçımız başladı. Bu arada ben yüzüm gözükmeyecek çünkü ben yakından kötü oynuyorum. Yani kendim gözükeyim derken başka yerlere gözüm dalıyor. Yani midem falan bulanıyor yakından oynayınca. O yüzden bu maç yüzüm gözükmüyor maalesef. Yanlış bir hata yaptım bence. Adam aldı nitroyu fakat ben şu nitroyu aldım. Adamın nitrosunu almaya engelledim ama ben de patladım bir nitroyla. Kazanamadım. Adam dominus olmuşsun. Herhalde yani dominus kullanıyor olabilir. Ya da bir maç için de kullanıyor olabilir. Neyse, şöyle bir eğitim bu diyeceğim de çok olmadı ya, ben o kadar da iyi yapamıyorum. Bu arada birebir de çok fazla freestyle ile kalkışmayın çünkü adam her an yani sizin bir hatanız, yani siz tepede kalıp aşağı inemezsiniz ve adam siz havadayken, siz kuş olup uçmuşken topa da tabii ki de adam çoktan vurur. Sonra tamam öyle oldu diyelim. Adam kaleye gol atmaya gidiyor. Ama gol atamadı. İşte sizin geriye dönmeniz için nitronuzun olması gerek ama büyük ihtimal olmayacak. Çünkü freestyle'da boost kullanmak zorunlu. Yani zorunlu mu bilmiyorum ama bence zorunlu ya. Yani eğer pinch şey sayılırsa, freestyle'e girerse kullanmak zorunlu olmaz ama pinch bence dahil değil freestyle'a. Şöyle riske atmadım. Her nitroyu alırsam yetişemezdim belki. Şöyle adamın atmasını bekliyorum. Fake'liyorum. Topa girip gelmeyeceğim gibi. Gelince adam birden fake atıyor ve topa dokunuyor. Ben de tabii fake'i yedirip şey yapmıyorum. Hadi be. Adamın pink pembe şeyi varmış. Elle kalp.
Neyse, bir oldu. Bu arada feski kafa çıkmayı denemiyorum çünkü gerçekten feski kafta biraz daha alıştırma yapmam gerekiyor. Bakın gördünüz mü? Ben direkt adama doğru geldiğim için adam hemen golü attı yani. Adam çalımlayıp attı golü. Şimdi adamı fake atacağım. Fake yemedi. Normalde yani ara sıra oluyor. Topu yuvarlıyor bildiğiniz. Topa giriyorum zannediyor. Ve sonra topa şöyle flip yapıp. Adam bu arada güzel oynadı. İşte flip yapıp top bana geliyor yerden. Sonra da el dribble'a kalkıp gol atabiliyoruz. Nitro'ya doğru gidiyorsa biraz. Büyük ihtimal gol almış oluyoruz zaten. Şöyle vuracağım topa. Bir tane daha vurdum. Ya şöyle bir half flip. Yapamadım. Çok büyük bir hata. Double flip yapabilseydim keşke. Şunu yapmaya çalışıyorum. Ya 3-1 oldu. Yeniliyorum. Ama pes etmek yok. Belki çeviririm. Adam gerçekten beni kurtardı. Ben orada tabii hata yaptım. Hemen şey yapmayacaktım. Bırakmayacaktım topu. Adam bu arada iyi yani. Flipleri, flip mi deniyordu? Flip deniyordu ama adamın flipleri iyi. Fake'leri de iyi yani. Vuruyormuş gibi yapıp sonra çalıma falan geliyor. Ya ben görse... Adam benim şutumu kurtardı. Teşekkürler yapacağım resmi. Kuazlarım da güzelmiş ha. Yani ben daha yeni kullanıyorum. Problem değil dedi. Aa, çeviriyorum. Hiçbir zaman pes etmeyin arkadaşlar. Benim gibi olun. Gerçekten şaşırdım. Adam bir golü salması ne oldu ya? Bir tane daha attı. Yok artık arkadaşlar. Kaç gol saldı? 3 gol saldı değil mi? Bir tane şey yaptı. Golümü kurtardı. Sonra ben attım. Sonra bir tane şeyden attım. Topu sürükledim. Öyle attım. Bir tane kick-off'tan attım. Bir tane de şimdi gördüğünüz gibi burada attım. Yok artık. Çevirdim arkadaşlar maçı. Umudum yoktu ama umutsuzluğa kapılmayın hiçbir zaman. Adam bu arada feski kafa falan çıkıyor ama kickoff'ları hep ben kazanıyorum. Çünkü top bana doğru geliyor. Sonra top bana değince de top bana değince de şöyle bir şey oluyor. Karşı takıma gidiyor. O zaten double flip, pardon, kick-off'a çıkarken topa dokunuyor. Ben de arkadan geldiğim için topa dokunup adamın kalesine doğru gidiyor yani. 6-3 oldu ya. Abi sen bir daha kick-off'a çıkma ya. Tamam, iyi fast kick-off yapıyorsun ama yani benim yararıma oluyor fast kick-off yapmak. Oy, adam nasıl kurtardı? Bir tane daha golümü kurtardı. Aslında tam olarak kurtarmadı yani giderek kurtarmamıştır. Burada adam bantlamaya çalışırken maalesef gol yedim. Adamlar da yani adamla puanımız eşit gibi. Benim sadece 20 puan fazlalığım var. Bu arada feski kaf deneyeceğim. Şöyle. Şöyle adam kenara doğru sürdü. Şimdi topa dokunacak. Ben de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kolay bir maç değildi ama.
bir yere düşürmeye çalışsın. Gördüğünüz gibi half flip'i ben iyi yapıyorum. Allah. Bu arada 145 seviyeymişim. Onu da soracaksınız eğer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben de böyle oynuyordum yani. Uzaktan oynayınca biraz daha iyi oldu. Endo serisinde dipten oynamıştım. O yüzden de kafam biraz karışmıştı. Midem falan bulanmıştı. O yüzden orada biraz kötü oynadım. Ve Endo serisini maalesef Endo'yu takasladığım için ben de bu araba kaldı. Daha doğrusu o hem arabasından bunu aldım. Bu videom bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada söylemeyi unutuyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz. O kadar trade yaptım. Bu arada 470 kredim de var. Bayağı bir süre geçti yani feni yağlalı. Video falan duruyordu. Hafızası falan doldu işte. Sonra bugüne kaldı. Bugün de yaptım yani. Yarın yayınlarım büyük ihtimal. Bu videom bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.